Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında katı cisimler konusundaki 9. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversitede limit testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Cemile Hanım salon sandalyelerin yüzeylerini yenilemek için aşağıdaki ölçüleri santimetre cinsinden almıştır. Cemile Hanım döşemeciye sandalyenin alt yüzeyi şu alt yüzeyini almayacağız ve bacakları hariç bacakları da iptal edeceğiz arkadaşlar. Bu kaplayacakmış ve alt tane sandalye kaplayacakmış en az diyor örtüceği örtü aşağıda sarkabilir. Ondan en azdı soruluyor. Bunların hepsini kaplayacağım arkadaşlar. Aslında bu birim küplerle oluşturulabilen bir yapıydı. Yani dikdörtgenler prizması falan filan. Siz bu alanları tek tek bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu alanı, şu alanı, şu alanı, işte üstteki alanı, şuradaki alanı ve şuradaki alanı. Ama burada tehlikeli bir şey var. Hocam sağa hesapladıysan soldakinin de aynısını olduğunu hesaplayacaksın. Hatta biz bu tür sorularda ne yapıyorduk? Görünen yüzeyi çarpı 2 diyorduk. Yalnız alt tarafı almayacağız. O mantıkta gideceksek şey de yapabiliriz. Burada dediğim gibi sağ tarafı aldıysan sağ tarafta ne kadar varsa solda da o kadar olacak. Önde ne kadar varsa arkada da o kadar olmasına da dikkat edeceksin. A ben görünen yüzeye çarpı 2 yapacağım. Şimdi burası 50 iken şurası kaç yaptı? Burası da 50 yaptı. Tamam şurası 55'miş. Çok güzel. Şunu şöyle yapacak olursak. Ee, şuradan 5 olduğunu biliyoruz. Şuranın da 5 olduğunu biliyoruz. Burası da 5. Burası da 5 oldu mu? Oldu. Ee, o zaman burası 55 ise buraya kaç kaldı? 50 kaldı. Yani şurası da 50 oldu. Hadi görünen yüzeyleri hesaplayalım arkadaşlar. Şurası da kaç kaldı öncelikle? 65'te 60 kaldı. Çünkü tamam 65 ya. Sonra burası 50 iken burası da 50. Hadi bakalım. 5 kere 5 25 250 burası. Sonra hocam şurası 60 mı? Evet. Burası 50. Burası 3000 mi yaptı? Aynen öyle. Sonra burası 5 kere 5 25 2500 yaptı burası. Sonra burası 5 kere 5 20 250 yaptı burası. 5 kere 5 20 250 yaptı burası. Burası kaç yaptı? 25 yaptı. Burası da 6 kere 5 30'dan 300 yaptı. Görünen yüzeyleri yazalım arkadaşlar. Hesaplayalım bakalım. Hocam görünen yüzey. Şimdi 250 burada. 250 burada. 500 yaptı. Ee, 500 yaptı. 2500'ü topladığın zaman 3000 yaptı. 3000 de burada. 6000 yaptı. Sonra 6300 6300 6300'e bunu eklersek 6300'e 250 eklersek Kaç yapıyor? Bir de sonrasında 25 daha ekleyeceğim. Sonra 25 daha ekleyeceğim arkadaşlar. Şunu da ekleyeceğim. Görünen bütün yüzeyleri hesaplamış olduk mu? Olduk. Şimdi burası kaç yapıyor? 5. Burası 7. Şurası 5. Burası da kaç yaptı? 6. Evet normalde 6575 çarpı 2 olması lazım. Görünen yüzey çarpı 2. Bir tanesini veriyorum. Ama alt yüzeyi almayacağım için alt yüzeyi çıkartacağım. Alt yüzeyi kaç? Hocam burası 50. Burası da 55 olduğu için 50 çarpı 55'i çıkartmam lazım arkadaşlar. Görünme yüze çarpı 2 dediğim zaman bacaklar hariç. Şuradaki yapının nesini hesaplıyoruz? Tüm yüzey alanı hesaplıyoruz. Alt tarafı çıkartırsam alt tarafı hariç dediği için bu şekilde buldum. Bir de bunu neyle çarpacağım arkadaşlar? 6 ile çarpacağım. O zaman sonuca ulaşırız inşallah. Hadi bakalım çarpalım şunu. Ee, burası kaç yaptı? 2 kere 5 10. 14, 15 elde var 1. 2 kere 5 10 elde var 1'di. Ee, yine elde var 1. 12, 1300. 13, 1350 Eksi 5 kere 5 25. 5 kere 5 25 27. 2750 yaptı burası. E, ee, buradan 2750'yi çıkarttığım zaman 0 burası. 0 burası. Sonra burası da 0. Sonra 7 4 yaptı burası. Ondan sonra şurası da 0 yaptı. 10.400 yaptı galiba değil mi arkadaşlar? Evet burası 10.400 yaptı. Bir de çarpı 6 diyeceğiz buna. Çarpı 6. Evet 10.400 çarpı 6 eşit oldu. O zaman burası da kaç yaptı? Hadi be oğlum. 0 0 6 kere 4 24 50 var 2. E, 24 6 62 bin 400 yaptı mı? Yaptı. Evet daha kolay bir şekilde böyle bulduk. Diğer türlü kafanızda karışabilirdi. Ben ne yaptım? Tüm yüzey alanı buldum. Alttakini çıkarttım. Bu şekilde daha kolay bir şekilde buldum. Evet birinci soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? Balıkesir bulduk. Geldik ikinci soruya. Şekildeki ana doğrusunun uzunluğu 6 cm olan dik koni biçiminde bir külah verilmiştir. Külahın dış yüzeyindeki A noktasında bulunan karınca külahın iç yüzeyindeki B noktasında bulunan şekere eyvah eyvah. En kısa yoldan gidecekse arkadaş böyle dışından içinden böyle gidecek. Çok zor bir soru. Hadi bakalım yapmaya çalışalım. Öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Şunun bir açılımını yapalım. Şunun açılımını yapacak olursak şu yan tarafa doğru yapayım. Hocam şöyle K'yı kesip açtığın zaman hop K'yı kesip açtığım zaman şunu şöyle açtığımız zaman K buraya gelecek ya. Şöyle bir açılış mı olacak? Yani şöyle bir daire dilim şeklinde olacak değil mi? Yalnız K buraya gelecek. Dikkat edin. Evet şöyle bir açılışını yaptık arkadaşlar. Ben de şuraya yapayım. Şöyle bir açılışını yaptım. Burası K iken burası K. Şöyle bir daire dilimi oluştu mu? Oluştu. Evet daire dilimi oluştu. Sonra burası T. K iken K. B nerede? Bak dikkat edin. Pardon P nerede? Burada. B nerede? Bunun üstünde. Tam bunun üstünde. Hadi bakalım. Bunun üstündeyi de kullanacağız şimdi. Şunun üstünde de B noktası var. Bizim karınca A'dan başlayacak. B'ye gidecek. Ama nasıl gidecek? Şöyle şöyle. Ben böyle bunu üst üste ya. Hani bu kağıdın öbür tarafını da açmam lazım. Dikkat edin. Bizim eleman A'dan B'ye gidecek. Yani benim bir de şunu açmam lazım. B'ye gidecek ya. Şunu da açmam lazım benim. Şunu da açalım bakalım. Çünkü hani şöyle düşünün. Bir karton şöyle bir karınca böyle gelip böyle gidiyorsa şu kartonu açıyorduk şuradan şuraya gidiyor anlamındaydı değil mi arkadaşlar? Burada da A'dan B'ye gelecek ya şu kartonu bir daha açmam lazım. O açılışta deneyelim bakalım hadi. Bu açılışta yapacak olursak şimdi dikkat gerçekten çok zor bir soru. Sen şimdi bu kartonu arkaya doğru açacaksın yine. Yani şöyle simetriğini alıp açacaksın şöyle. Bakalım şunu biraz aşağıya doğru alayım ben istersen. Ya da biraz küçülteyim mi? Biraz küçülteyim istersen. Şunu küçülteyim. Şöyle aşağı doğru alayım. Zor bir soru. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi ben ne yapacağım? Şurayı açacağım. Şurayı açacağım. A'dan başlayıp B'ye gideceğim. Açılmışını da düşüneyim şimdi. Normalde şuna göre açtığın zaman T noktası hop şurada mı olacak T'nin simetriği? Buna göre açacağım ya ona göre bir açılış yapayım. Hocam şöyle bir açılış olacak. P noktası buraya geldi. K noktası da buraya geldi. Sonra şunlar da şöyle şöyle mi oldu? Evet. Şimdi dikkat edin. Şu T burası da T üssü oldu. Bakın burası K üssü P üssü. Bizim B üssü de buraya mı geldi? Evet. A'dan başlayıp nereye gidecek arkadaşlar? A'dan başlayıp B'ye gidecek. Tam bu değme noktasından geçmek zorunda. Tabii ki şurası da tam değme noktasından geçiyor. Şuradaki şeyde. Hadi bakalım şunu bulmaya çalışalım şimdi. Şurası tam değme noktası. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Tam değme noktası. Simetriğini aldık çünkü böyle. Şuraya 6 kök 3 olarak vermiş. Bu 6 kök ise bizim karınca. Bir böyle bir böyle gitti. Aynı yolu kullanmış gibi oldu değil mi? E burası 3 kök 3. Burası 3 kök 3 mi oldu? Evet. Toplam 6 kök 3 olduğundan dolayı. Şurası. Şu ana, şu ana doğrusu kaç? 6 birim. E bu ana doğrusu 6 birim. Burası 3. Burası 3. Bu 6 birim. Burası da 6 birim mi? Evet. Aa şey çıktı burada. 3. 3 kök 3 6. Bu 30 60 90 üçgen değil midir? Evet. Burası 30. 30'un karşısı üçgen, 60'ın karşısı 3√3'tür. Burası 60 çıktı. O zaman burası da 60 çıktı. E şimdi bu e, açtığımız zaman bu iki parçaya mı maçıyı bölüyor? 120 burasıysa burası da 120. Şekil biraz böyle dik üçgen böyle çıktı ama biraz daha geniş. Yani 240 derece çizmem gerekiyormuş. Demek ki ben buraya da 240 derece buldum. Şimdi bu külahın hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Külahın hacmi için bizim neyi bulmamız lazım? Her şeyi çıktı, ana doğrusu çıktı. Şuradaki Merkez açıyı buldum. Evet ben şuradaki şeyi açtığım zaman merkez açıyı buldum ya açtığım zaman burası R bölü L alfa bölü 360 eşitti. Yani R bölü L alfamız kaç çıktı? 240 bölü 360 eşit olduğundan. Şunlar şunlar sadeleşsin. Sadeleşsin 6. R'yi de kaç bulmuş olduk o zaman? 4 bulmuş olduk. Evet R4. r 4 o zaman yüksekliği de bulurum. 36'dan 16 çıkınca 36'dan 16 çıkınca 20. Kök 20'den dolayı burası 2. Kök 5 çıktı. O zaman koninin hacmi Pi 2 kök 5'in karesi. Pi r kare çarpı h. Pardon. Yarı çapımız kaç? 4. Pi 4'ün karesi olacak arkadaşlar. Pi 4'ün karesi çarpı yükseklik 2 kök 5 bölü 3 olacak. 16 çarpı 2 32 mi yaptı? 32 kök 5 pi bölü kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. Arkadaşlar çok zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. Koninin dışından içine doğru çık çıkmasını bu şekilde yorumladık ama harbiden ama bu şekilde bu mantıkta soruda yapmıştık. Şu çözümü de büyük ihtimalle anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü bir önceki videoda da böyle kesik piramitte yapmıştık galiba. Bir önceki ya da ondan önceki videoda olması lazım. Neyse çok zor bir soru. İkinci soruyu Denizli bulduk. Geldik üçüncü soruya. 12 birim küpten oluşan bir yapının üstten görünümü aşağıda gösterilmiştir. Evet üstten baktığın zaman 3 birim burada 2 birim burada olacak. Üstten baktığın zaman 2 birim burada 3 birim burada olur mu? Olur. Üstten baktığın zaman hocam şurada 2 birim var. Burada da 2 birim, burada da 2 birim. Hepsi 2, 2, 2 sağlandı. Şöyle baktığın zaman da üstten şurada 3 birim. Burada da 3 tane birim var mı? 1, 2, burada da 3, üç, 3. de burada. Evet bu da sağlandı. Şuna baktığın zaman 12 tane birim küp. 3, 6, 9, 12 tane kaldı. 3 tanesi arkada böyle tek katlı çizilirse bu olur. Ama bu şaibeli. Ya bir tanesi arkadaşlar bu şaibeli onu da söyleyeyim. E, ee, bir tanesi burada görünüyor zaten. İki tanesi bunun arkasında olursa şöyle arkasında üst üste olursa şurada bir boşluk kalıyor. Yani sen burada 3 taneyi yakalıyorsun ama 2 burada 2 burada iyi yakalıyorsun. 2 burada oluyor mu? Bir tane olabilir arkadaşlar şaibeli. Ama 3 tanesini tek katlı olarak şey yaparsam bu da olmuş oluyor. Onu da söyleyeyim. Şuraya bakacak olursak 3, 6, 7, 8, 9 taneyi görüyorum. Kaldı elimde 3 tane. Elimde 3 tane olması için ne olması lazım? Elimde 3 taneyi koyacağım arkadaşlar. Elimde 3 tane. Burada 2 tane koyarsam eğer şuranın böyle gözükmesi lazımdı. Demek ki buraya 2 tane koymamışım. 1 tane koymuşum. 3 tane lazımdı bana. 1 tane burada. E bir tane bak buraya zaten bir tane konmamış. Konsaydı şöyle şuradan gözükmesi lazımdı 3 tarafın. E buraya bir tane konmadığı için 3 tane burada olmasına rağmen 2 tane burada var mı? Yok. 2 tane olmadığı için cevabın değişik olması lazım kesinlikle. Şuna bakacak olursak şunu yorumlayalım şimdi. Hocam burada 3 tane var. Burada da 2 tane var. Sayalım şunları 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geriye kaldı 2 tane. Hocam 2 taneyi böyle tek katlı olarak yerleştirirsem arka tarafı burası da 2 yapıyor burası da 2 yapıyor. Ama 2 taneyi üst üste yerleştirsem aa bu olur. 2 taneyi üst üste yerleştirseydim eğer bunun üst tarafını böyle görmek zorundaydım. Demek ki ben o 2 taneyi e, tek katlı olarak yerleştirmişim ama bu 2 taneyi bunun arkasına da koyabilirim ama. Bunun arkasına koyduğumda ama buradan da gözükebilirdi. Bu da oluyor arkadaşlar herhangi bir sıkıntı değil. Bu şaibil değil mesela. Burada bir tane buraya bir tane buraya koyduğum zaman ee, bu iki bu iki bu da iki oluyor. Burası da üçlü oluyor zaten şöyle. Şu taraf 300'ü bu tarafta 300'ü görüyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. E de kesinlikle oluyor mesela. Çünkü 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İki tane kaldı. İki tane de arka tarafına bir buraya bir buraya koyabilirim. Hangisi olamaz diye soruluyor. Kesinlikle olamayan kısım bu oluyor. A bunda da bir şaibi oluyor arkadaşlar. C şıkkında da haberiniz olsun. Cevap. Üçüncü soru da Denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Yüksekliği 12 birim olan içi boş kare dik prizmanın içine şekil 1'deki gibi yüksekliği 12 birim olan bir kare dik piramit yerleştirilmiştir. Bu prizma ile piramitin arasında hacmi V1 birim küp olan su doldurulmuş. Ve suyun yüksekliği 6 birim olmuş. Evet suyun yüksekliği 6 birim olmuş. Yarı yarıya olmuş. Sonra şekil 2'deki gibi ters çevrilmiş ve bir miktar daha eklendikten sonra suyun hacmi V2 birim küp ve yine yüksekliği 6 birim olmuş. Arkadaşlar bu bizim konu gibi. Aslında piramitle e, piramitle dikdörtgenler prizmasının tabanı aynıysa biri taban alan çarpı yükseklik bölü 3, biri de taban alan çarpı yükseklik olduğu için hacimleri oranı 3'te 1'dir. Hacimleri oranı 3'te 1'dir. Şunlar eşit verilmiş ya. Hacimleri bir oranı 3'te 1'e. Şunlar birbirine eşit. Benzerlik oranı 1/2 değil mi burada? 1/2. 1/2'nin kübü nedir burada? Benzerlik hacim ilişkisi 1/8. Hocam burası V iken bak şuradaki kısım V iken alttaki kısım ne yapıyor? 7V yapıyor. E, piramidin hacmi 8V iken bunun tamamının hacmi kaç V yapacak o zaman? Tamamının hacmi 3 katı 24V yapacak. Çünkü 3'te 1 olduğunu söylemiştik videonun başında. E, bu sorunun başında. Arkadaşım o zaman burası 7V ise şurası da 12 olduğuna göre hocam bu 24V ya şurası 24V ise 12V'lik kısım burası da 12V'lik kısmı içerir. 7V ise buradaysa aradaki boşluğa ne kaldı? 5V kaldı. Evet aradaki boşluklar 1V1 1V2 diyor. Onları bulacağım zaten. Yine aynı şekilde burada Şunlar birbirine eşitse hocam şunlar da birbirine eşittir. Yine 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8V iken burası 7V oldu. 8V iken tüm hacim 24V oldu. Burası da 12V, burası da 12V oldu. V'si buradaysa buraya da 11V mi kaldı? Evet. Şimdi suyun hacmi de bu boşluk suyun hacmi değil mi? Evet bu boşluk suyun hacmi. Buradaki boşluk da e, suyun hacmi burada. Birinci şekilde 5V, ikinci şekilde 11V mi oldu? Evet. Çünkü arada kalan boşluk bak piramitle şu prizma arasında kalan boşluk su oluyor arkadaşlar. Su doldurmuştu ya. E o zaman burası 11V burası da 5V olduğuna göre bizden oranlamaları isteniyor. 5 bölü 11 yapar. Cevap 4. soruda arkadaşlar. Edremit oldu. Geldik 5'e. <laughs> evet şekilde AB çaplı içi boş yarım küre ağzına kadar su ile doldur. Yarım kürenin A ve B noktaları sırasıyla zemine 4 ve 16 yüksekliğiymiş. Arkadaşlar bir kere yarım küre Şurada kürede ne yapıyorduk? Çap. Yani çember muamelesi yapıyorduk. E hocam şunu şöyle çizersek çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet, şurası 90. Aslında burada bir dairesel kesit var. Bu da yarıçap yapıyor şurası da. Çapı gören çevre açı 90 derece. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. E burayı 4 birim vermiş. Hocam burası 4 ise 16 ise burası da kaç yaptı? 12 yaptı. Sonra başka bir şey var mı? En etkili silahımız yarıçap. Burası da yarıçap, burası da yarıçap. E ondan sonra merkez giriş çektik yapsak şöyle A hocam şöyle yaparsam burası 4 mü? 4. Buraya R 4 mü kaldı? Evet. Sonra başka ne var burada? Orta çıktı. Hatta buraya R 4 deme. Şunlar yarı çap yarı çap. Şunlar da paralel olduğundan 12 ise direkt burası 6 yapmadı mı? Yaptı. 6 burası 4 burası 10 yaptı. Yarı çap uzunluğu dolayısıyla kaç yapıyor arkadaşlar? 10. 6 10. 6 8 10 üçgeninden burayı 8 mi bulduk? Evet. Küreyi sonra bu konuma getirsem bile şu yüzeyde olursan dairesel bölge isteniyor bizden. Suyun zemini olan uzaklığı burada da 4 burada da 4. Yani kesit aynı oluyor arkadaşlar. Yarı çap biz kaç bulmuş olduk burada? 8 bulmuş olduk. Bu bu dairesel bölgenin alanı isteniliyor bizden. Pi 8'in karesi yani 64 pi yapıyor arkadaşlar cevabımız. Evet güzel bir soru. 5. soruyu böylelikle Cihan bulduk. Geldik 6. soruya. Bir denge oyunu olan Jenga dikdörtgen prizma şeklindeki eş bloklarıyla oluşturulan bir yapıdan bu yapıyı yıkmadan blok çekme esnasına göre oynatılıyor. Şekildeki ölçüleri verilen bloklarla oluşturulan yukarıdaki Jenga oyununda her katın ortasındaki bloklar çekilerek en üst kata ortadaki bloğun yeri boş bırakılarak ikişer ikişer he, şunu çektim üste koydum bunu çektim üste koydum şu orttakini çektim üste koydum hep ortakiler boş kalacak. Yani 3 sıra var ya hep her sırada 2 sıra olacak arkadaşlar. ikişer tane olacak böyle. Şunu çektim mesela. Şunu çektim. Şunu çektim. Bunu çektim. O zaman ben bunu çekince buraya ne yapacağım arkadaşlar? 2 tane mi koyacağım? Şöyle şöyle. Buraya bir tane koydum. Buraya bir tane koydum. Sonra bir üstüne de çapraz şeklinde mi koyacağım böyle arkadaşlar? Bir böyle bir böyle şeklinde. Öyle bir yatay koydum. Bir çaprazına koydum. Öyle öyle gideceğim. Peki ben buradan kaç tane çıkartıyorum? Ona bakayım. Şuradan e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane çıkarttım. E, her bir sıraya 2 tane koyduysam o zaman buraya 6 kat daha mı koyacağım arkadaşlar? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 kat mı var burada? Evet toplamda 12 kat var burada. Toplamda çekip üste koyduğum zaman her bir katın ortası boş olacak şekilde koyacağız ya burada. İlk önce iki tanesini yatay koydum. Bak burası boş kaldı. Ondan sonra iki tane dikey de üstüne koydum. Böyle boş koyduk. O yüzden 12 taneyi çekip 12 taneden ikişer ikişer koyunca 6 kat daha elde ediyorum. Sonra diyor ki bize Yapı her katın ortası boş olacak şekilde tamamlanmış. Şeffaf bir streç filmle sarıldığında blokların toplam hacmi bloklar arasındaki boşluğun hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar toplamda 18 tane kat var. 18 katın her birinde iki dolu bir boş yok mu? Evet. O zaman ne yapacağım? Arasında kalan boşluğun hacminden ne kadar fazladır diye de soruluyor. O zaman şunu hesaplayayım. Şurada bir tanesinin hacmi ne? Bu arada şurası ne? 1 2 Şurayı bilmiyorum ben. Hocam şurası 1 iken burası 2 olduğunu biliyorum. Burası da 2 burası da 2. 2 4 6. Dikkat et. Şu uzun kenarda 6 oldu. Uzun kenar 6 olmuş oldu. O zaman şimdi hesaplayalım. 1 çarpı 2 çarpı 6 bir tanesinin hacmi. E her bir katta kaç tane vardı? 2 tane vardı. 18 kat yok mu? Var. Tamam. 1 çarpı 2 çarpı 6'dan her bir katta 2 tane olduğu için çarpı 2 diyeceğim. 18 kat olduğu için çarpı 18 diyeceğim dolu olanların kısmı. Evet dolu olanların kısmını hesapladık arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Her bir katta 2 tane var. Normalde 1 çarpı 2 çarpı 6'dan dolu olanlar ne yaptı arkadaşlar? 1 çarpı 2 çarpı 6'dan 2 tane var dedik. 18 kat olduğu için çarpı 18 dedik. E eksi boşlukları hesaplayacağım. Her bir katta da bir tane boşluk yok mu? Bir burada bir burada bir burada. E bir tane boşluğun hacmi de yine 1 çarpı 2 çarpı 6 değil mi? Evet. E 18 kat olduğuna göre çarpı 18 derim. Her bir katta bir tane olduğu için 18 tane de boşluk olacak. İşte bizden bu isteniliyor arkadaşlar. Dolu olanların kısmının hacminin, boş olanların kısmının hacminden ne kadar fazla olur diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Parantezi alalım. 1 2 6 1 2 6 ve 18 her ikisinde de var. Burada 2 kaldı. E burada da ne kaldı? Hepsini alınca 1 kaldı. Şurası 1 yaptı. Yani 1 2 çarp 6 18 ve 1'in çarpımı yaptı. Bu kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 36 ile 6 çarpımı 216 yaptı. Cevabımız böylelikle 216 oldu. 6. soruda. Geldik 7. soruya. 7. soruda da çember muamelesi yapıyorduk arkadaşlar. Çemberler birbirine değince ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Birleştir, birleştir, birleştir. birleştir. Merkez teğet, su yüzeyine de teğet herhalde. Silindire, e, silindire ve birbirine temas edecek şekilde yerleştiriliyor. Bir yerin tamamı su içinde kalacak şekilde silindir suyla dolduruluyor. Suyun hacmi en az. Tam böyle teğet oluruz ya en az olur değil mi arkadaşlar suyun hacmi? Tam böyle bilyelerde içinde kalacak ya. Tamam merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Bitti gitti arkadaşlar. Şurası kaç birim? 3, 3, 3, 3. Burada bir eşkenar üçgen çıktı mı? Çıktı. 3. E burası da 3. Toplamda 12 yaptı burası. O zaman silindirin yarı çapı kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. E ben şimdi suyun hacmini bulurken ne yapacağım? Şunun hacminden şu yükseklik belli mi? Belli değil. Şurası da 3 olduğunu biliyorum. Şu kenar ortaya çizersem yükseklik olur. Eşkenar üçgende 3 ise burası da 3 kök 3 mü yaptı? Evet. Burası da zaten 3 birim olduğunu biliyoruz. Toplamda şu yükseklik ne oldu? 3 kök 3 artı 6 oldu. Yüksekliği buldum. Silindirin hacminden yüksekliği 3 kök artı olan, silindirin hacminden 3 tane küreyi çıkartacağım. Yani pi r kare çarpı 3 kök 3 artı 6'dan neyi çıkartacağım? Suyun hacmi isteniyor bizden. 3 tane küreyi çıkartacağım. 4 bölü 3 pi r küpü çıkartacağım. Ama kaç tanesini? 3 tanesini çıkartacağım. Bir tane 3 gitsin bakalım. Şimdi buradan ne geliyor arkadaşlar? Buradan ne geliyor? En az kaç pi'dir diye soruluyor. Tamam. Pi parantezini aldığımızda pi'leri düşünmeyelim burada. Ee, burada 36 36 çarpı 3 kaç yapıyor? 36 çarpı 3 108. 108 kök 3 yaptı. Artı 36 çarpı artı 16 yaptı. Eksi 27 çarpı 4. 27 ile 4 çarpsan çünkü 27 burası bir de 4. 4 kere 28 4 kere 2 8 108. 108 yaptı arkadaşlar. O da ne yaptı o zaman? 108 kök 3 artı 108'e eşit oldu. Yani cevap böylelikle Balıkesir çıktı. Ve böylelikle 7. soruyu da Balıkesir bulduk. Ve 9. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.